Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesini destekler bir tavrı var. İslam dünyasının varoluşundan bu yana karıştıran bir ülkenin Türkiye ile ilişkilerini bu kadar geliştirmesinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin dış politika anlayışı ile çelişmiyor mu? Perez'in ve Weizmar'ın ziyaretleri sırasında oldukça yakın sohbetleriniz olmuştu. Bu MHP açısından doğru mu? Evet, doğrudur. Bizim için Türkiye'nin menfaatleri önemlidir. Türk milletinin kalkınması, menfaatlerinin korunması önemlidir. İsrail, Orta Doğu'da kurulmuş olan birçok devletten birisidir. Yahudilerle Türk milleti tarihi boyunca bir savaş yapmamışlardır. Yahudiler İspanya'da yaşarken o sırada Hristiyan taassubu çok koyuydu ve Avrupa'da koyu bir Engizisyon havası vardı. Engizisyonu tabii biliyorsunuz. Engizisyon papazların teşkil ettiği bir mahkemedir. Ve onların o zaman kabul ettiği görüşe göre insanlar yolunu şaşırır zaman zaman. Yolunu şaşıran insanların yolunu şaşırmasının sebebi ruhunu şeytanın çalmasıdır. Papazların görüşüne göre. Şeytanların ruhunu çaldığı adamın kurtulması için, ruhunun şeytanlardan kurtulması için o insanın diri diri yakılması lazım. Engizisyon'un kabul ettiği o zamanki görüş. Bu görüşle sonra İspanya'yı Emevilerden geri aldıkları sırada Müslümanları da diri diri yakmışlardı. Ancak Türk donanması kurtarabildiği Müslümanları kurtarmış ve Afrika'ya veya Osmanlı topraklarına taşımıştır o zaman. İşte o sırada Yahudileri de diri diri yakıyorlardı İspanya'da. Fakat Osmanlı hükümdarı 2. Sultan Bayezid Han, meşhur Türk amirali Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanmasını kardeşi yeğeni Burak Reis'le beraber İspanya'ya göndermiştir ve görevlendirmiştir. Oradaki Müslümanlara silah ve cephane götürmeye ve kurtarabildiği Hristiyanların elinden, kilisenin elinden kurtarabildiği Müslümanları ve Yahudileri de oradan kaçırmaya memur etmiştir. Yani 1492 yılında ilk Osmanlı donanmasını kurtardığı Yahudi topluluğu İstanbul'a gelmiştir. Ve Sultan II. Bayezid bunları İstanbul'a yerleştirmiştir. Daha sonra gelenlerin bir kısmını Çanakkale'ye, bir kısmını Edirne'ye, bir kısmını Selanik'e yerleştirmiştir. İstanbul'da, Balat'ta da bunlara ibadetlerini yapmak için bir yer, bir bina tahsis etmiş, vermiştir. Yani münasebetlerimiz tarih boyu Yahudi topluluklarıyla bir kötü seyir takip etmemiştir. Evet. Şimdi geliyorum Araplarla olan münasebetlere. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti bütün Arabistan, bütün Suriye, Irak, Mısır, Sudan, Libya, Tunus, Cezayir hepsi Osmanlı topraklarıydı. Ve onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Sultan Abdülhamit Han hükümdarlığı sırasında Yahudilerin liderleri ona başvurmuşlardı. Ve Filistin'e yerleşmek istemişlerdi. Kendisine de mühim miktarda altın vermeyi teklif etmişlerdi. Bize müsaade edin, Kudüs'e, Filistin'e Yahudi göçmenler var.
Rusya'da zulüm görüyorlar, diğer yerlerde zulüm görüyorlar. Bunları getirip Filistin'e yerleştirelim demişler. Fakat Osmanlı padişahı bunu kabul etmemişti. Vatan toprakları satılmaz. Biz sizden altın alarak buraları size satamayız demişti. Reddetmişti. Ve Türkler buraya Yahudilerin gelip yerleşmesine müsaade etmemişti. Sonra Birinci Cihan Savaşı çıkmıştı. Birinci Cihan Savaşı'nda İngilizler bize güneyden Filistin'e taarruza geçmişlerdi. Evvela Mısır'daydı. Mısır'da Süveyş'in doğusuna geçmişlerdi. Oradan Filistin'e saldırıya geçmişlerdi. Biz 3,5 yıl Kudüs'ü, ki kendi milletimiz olarak kayıtlarımızda Kudüs'e daima Kudüs-ü Şerif deriz. Kudüs-ü Şerif. Neden? Çünkü Müslümanlıkça kutsal bir şehirdir Kudüs. Ne var Kudüs'te? Neden kutsal sayıyoruz onu? Mescid-i Aksa var. Ne var Mescid-i Aksa'da? Çünkü İslam'ın yüce peygamberi, kainatın efendisi Miraç'a çıkarken Medine-i Münevvere'den evvela Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gelmiş. Mescid-i Aksa'dan Burak'la Arş'a Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. O bakımdan Mescid-i Aksa İslam'ın kutsal bir camisi. Kutsal bir yer. 3,5 sene İngilizlere karşı Türk ordusu savunduktu. Bu sırada İngilizler meşhur Lawrence'i gönderdiler Arap Yarımadası'na. Ve Arapları bizim aleyhimize ayaklandırdılar. Araplar İngilizlerle ittifak etti bizim aleyhimize. Ve Türk askerlerini arkadan vurdular. Bunun neticesinde cephemiz yarıldı. Askerimiz geri çekilmeye mecbur oldu. Kudüs İngilizlerin eline düştü. Bakın bu çok ibretli bir olaydı. Bu anlatacağım şeyler size. İngiliz başkomutanı olan Mareşal Allenby Kudüs'e geldi, girdi ve doğru Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanların en kutsal camii olan Mescid-i Aksa'ya geldi. Musalla taşının üstüne çıktı. Orada bir konuşma yaptı, bir demeç verdi. Dedi ki, yüzlerce yıl Haçlı orduların, atalarımız olan Haçlıların ele geçirmek için savaştığı, kan döktüğü Kudüs'ü kafir Türklerden bugün biz kurtarmış, Hristiyanlığa kazandırmış bulunuyoruz dedi. Zihniyete bak. Bunu dediği zaman kılıcını da çekti böyle havada sallayarak, işte o günlerin intikamını alıyoruz falan dediği zaman yanında onun müttefiki olarak Arap askerleri vardı, Arap kuvvetleri vardı. Bu Arap kuvvetlerinin başında Arap kuvvetlerinin komutanlığını kim yapıyordu? Bir tanesi şimdiki Ürdün kralı Hüseyin'in dedesi Abdullah vardı. Diğer ikisi de Abdullah'ın abileri Faysal ve Ali vardı. Faysal sonradan Irak'a kral oldu. İngilizler yaptı. Bakın, İslam'ın en kutsal camiini Hristiyan düşman askerlerinin eline geçmesinde Araplar onlarla ittifak ettiler bize karşı. Bizi arkamızdan vurdular. Müslüman Türk'ü arkasından vurdular. Kudüs düştüğü zaman, oraya İngiliz başkomutanı geldiği zaman bu arsız konuşmayı yaptığı zaman Araplar yanında beraberdiler. Daha sonra aynı şeyi Şam'da da yaptı. Şam'da da İslam mücahidi büyük hükümdar Salahaddin Eyyubi'nin türbesine gelir. Türbeyi tekmeler. Orada da aynı sözleri söyler. Yanında gene bu Araplar var. Arap askerleri var. Daha sonra bu Arap liderleri Lawrence'de işbirliği yaparlar. Bizim askerlerimizi arkadan vururlar, perişan ederler falan.
ve Yahudi liderlerine mektup yazarlar. Derler ki, sizinle biz ırk olarak aynı kökteniz. İnşallah Filistin'de beraber olacağız, beraber yaşayacağız. Evet, bunları biliyor muydunuz? Bunları biliyor muydunuz? Bilmiyoruz. Bunlar gerçek, tarih bunlar. O soruyu soran arkadaşımız biliyor muydu bunları? Sesi çıkmıyor. Evet. Böylece Kudüs ve Filistin bizim elimizden çıktı. Ondan sonra da Arapların ittifak yaptıkları İngilizler, Fransızlar Filistin'e Yahudileri yerleştirdi. Yani yerleştiren onlar. Bizim zamanımızda oraya bir tek Yahudi adım atmamıştı. Şimdi Yahudi devleti orada bir gerçek. Bütün yapılan milletler arası toplantılarda tarafsızlar dediğimiz, ki içinde Müslüman devletler de var, Araplar da var, bunlar yayınladıkları bütün demeçlerinde, bütün bildirilerinde hep Yunanlıları destekliyorlar. Bizim aleyhimizde karar alıyorlar. Bizim aleyhimizde demeç veriyorlar. En son Fas'la Körfez'i krizi oldu. 1991 yılında. Biliyorsunuz savaş oldu. Şimdi bu savaş patlak verdiği sıralarda Yasser Arafat demeç veriyor. Diyor ki, siz diyor çifte standart uyguluyorsunuz diyor. Avrupa devletlerine, Batılı devletlerine, Amerika'ya. Kaç yıldır diyor, Kıbrıs diyor, Türk askerinin işgalindedir. Ona ses çıkarmıyorsunuz. Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti diye ona tahammül göstermiyorsunuz diyor. Bu çifte standart diyor. Şimdi bakın ya. Kıbrıs'ın durumu ayrı, bizim oradaki durumumuz ayrı, Kuveyt ayrı, fakat hep bizim aleyhimizde bir tavır içindeler. İsrail'le savaştılar, şey ettiler, İsrail'e karşı düşmanlık biliyorlar. Bu düşmanlıklarında bizim de kendileriyle beraber İsrail'le düşman olmamızı istiyor. Bizim İsrail'le düşman olmamızda menfaatimiz yok ki. Bir kere kendilerinden destek görmüyoruz Araplarda. Bize dostluk, kardeşlik göstermiyorlar. Birleşmiş Milletler'de, diğer her türlü toplantıda Yunanlılarla beraber olanlar hep bizim karşımıza çıkıyorlar. Buna rağmen gene biz onları kardeş diye destekliyoruz. En son Filistin Devleti Tunus'ta kurulduğu zaman da ilk biz tanıdık Filistin Devleti. Halbuki bir devletin tanınması için bildiğiniz gibi hakimiyeti altında bir toprak bulunması lazımdır. Kendi egemenliği altında toprağı olmayan bir devlet tanınmaz. Ama biz sırf Müslüman kardeşlerimiz diye her devletten evvel biz tanıdık. Bu bizim zararımıza olmasına rağmen. Çünkü Yahudiler de yeryüzünde bir kuvvettir, bir güçtür. Çünkü Türkiye'nin birçok sıkıntıları var, birçok işleri var, birçok menfaati var. Bir defa Türkiye milletler arası alanda ve Birleşmiş Milletler'de devamlı Yunan ve Ermeni düşmanlığıyla karşı karşıyadır. Bunlar tesir ederek birçok yeni bağımsızlık kazanmış olan Asya, Afrika devletlerini de bizim karşımıza çıkarıyorlar. 1991 yılında şöyle bir durumla karşılaştık. Bunu belki de siz fark etmediniz. Şimdi Ermenilerin, Yunanlıların kışkırtmasıyla bize karşı devamlı bir yalan iddiaları var, propagandaları var. Türkler
1915 yılında, Birinci Cihan Savaşı'nın ikinci yılında Anadolu'da yaşayan 1,5 milyon Ermeni'yi kestiler. Devamlı bu propagandayı yapıyorlar bizim aleyhimizde. Bunun hesabını vermelidirler. Hem bize taziye vermeli, bizden affetmelidirler. Yaptıkları bu suçu kabullenmelidirler. Bundan dolayı üzüntü duyduklarını, suçlu olduklarını ifade etmelidirler. Hem de Ermeni milletine bunun karşılığında tazminat ödemelidirler. Ermenilerin yaptığı propaganda bu. Yunanlılar da onlarla beraber. Bunu sağlamak için Amerikan Kongresi'nden elde ettikleri bir milletvekiline, doğal ismi Amerikalı'ya, bir kanun teklifi verdiler. Bu kanun teklifine göre 24 Nisan 1915 yılında Türk milleti Anadolu'da yaşayan 1,5 milyon Ermeni'yi kesmişti. Bu katliam günüdür. Her yıl 24 Nisan'da dünyanın her yerinde bu katledilen, öldürülen, soykırımına uğratılan Ermeniler için yas tutulmalıdır. Ve bu insanlık cinayeti lanetlenmelidir. Kanun teklifi bu. Şimdi bu kanun teklifi kabul edilse, her yıl 24 Nisan'da dünyanın her yerinde toplantılar olacak ve Türklerin ne kadar katil, kanlı insanlar oldukları, 1,5 milyon Ermeni'yi çoluğuyla çocuğuyla acımasız şekilde kesip öldürüyü lanetlenecek. Her yıl düşünün, bize nasıl iftira edecek, nasıl aleyhimizde düşmanca bir hava istedilecek. Tüm dünyaca. Bunu Yahudi lobisinin desteğiyle geri çevirdik. 5 oy farkıyla reddettik Amerikan Kongresi'ne. Yani Yunanlıların, Ermenilerin bize karşı yürüttükleri düşmanlıkları Yahudilerle anlaşmak ve dostluk suretiyle karşılayabiliyoruz. Türkiye henüz kendi gücüyle bütün dünyayı kaplayacak güçlü bir propaganda ağına sahip değildir. Başka alanlarda da onlardan yararlanıyoruz. Onlar bizden yararlanmıyor mu? Onlar da bizden yararlanmıyor. Milletlerin, devletlerin münasebetleri karşılıklı menfaate değer. Kimse kimseye güzel gözleri için bir yardım yapmaz, bir şey vermez. Herkes kendi menfaati için bir şey verir. Karşılığında da onun karşılığını ister, karşılığını alır. Bugünkü dünyada Türkiye'nin menfaati İsrail'de dostluğa dayalıdır. Bunda Arap kardeşlerimize karşı bizim bir düşmanlığımız söz konusu değil. Biz her zaman onların haklarını savunuyoruz. Savunmaya da devam ediyoruz. Ama kendileri İsrail'i tanıdılar. İsrail'le oturup anlaşma yaptılar. Barış anlaşması imza ettiler. Şimdi de işte Filistin polisleri Filistin'e geliyor, Gazze bölgesine, diğer Müslümanların yaşadığı bölgelerde göreve başlıyor. Şimdi onlar İsrail'i tanıyıp, İsrail'le anlaşıp masaya oturduktan sonra bizden ne bekliyorsunuz ya? Yani akılcı mı bu? Yani İsrail'e sırtımızı döneceğiz. Niye dönelim? Ne karımız olur? Bilmem soruyu cevaplandırabildim mi? O arkadaşımızın sorusuna bu kadar cevabı yeterli görüyorum. Evet.